Valiye hakaret ettiniz mi efendim? Hakaret etmedim. Basitleşmiştir demek hakaretse hakaret. Ama hakaret etmedim. Vali itlik konuşmuştur. Aynen öyle. Vali itlik. Adam. Diğer ifler şerefsizler. Ben yalan konuşmam. Onu ifade edeyim. Vali itlik konuşmuştur. Aynen öyle. Vali itlik. Adam. Ekrem Bey alışkanlık haline getirdi artık bu çarpıtmayı, artık yalana kızıyor, doğru söylememeyi bir alışkanlık haline getirdi. Soruları İsmail Bey'den aldı dedi. Ben almadım dedim. Daha sonra siz de almadığım yönünde açıklama yaptınız değil mi? Ondan sonra Saadet adayının çocuğu İGDAŞ'tan çıkarıldı. Kendisi çıktı, yalanladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi efendim israfın içinde dedi. Web sitesine sadece 80 milyon harcamış dedi. Sayıştay raporlarıyla yalanlandı. Efendim en yakın arkadaşı Fatih Portakal bile yayınında dedi ki bu ordu işi olmamıştır. Yanlış olmuştur. Bizde görüntüler var. Rütbeye takılacağız diye yayınlamıyoruz. Yani bence kabul etseydi Ekrem Bey, özür dileseydi iş bitmişti. Ama iki gün sonra düşündü, taşındı, basitlik diye bir icatta bulundu. Bu da şuyu vukuundan beter bir şey. Aslında şimdi validen özür dilemesi gerekir demiştim. Şimdi başka bir şey diyorum. İstanbullulardan ve milletten özür dilemesi gerekir. Çünkü millete yalan söylemiş.